Metroya bir gidelim mi? İki gündür sosyal medyada, hatta televizyonlarda böyle vicdan muhasebesi yapılan, vicdan temizlemesi yapılan görüntüler var. Şimdi şu görüntüleri bir izleyelim. Metroda ne olmuş? Onun üzerine biraz da bu şu vicdanıyla dövülen insanları ve laik yobazlık, İslamcı yobazlık üzerine konuşulanları bir konuşalım bakalım. Laik yobazlık nasıl oluyormuş? Neden böyle bir kavram ortaya çıkarılıyor? Kim kimin karşıtı, ne oluyor? Bunu görelim. Şu videoya gittiğimizde şunu göreceğiz. Yani iki gündür bu tartışılırken hani tartışmalar seyrinden şöyle çıkıyor. Ben ilk duyduğumda yazılanlara baktım. Videoyu izlemediğimde metroda sarıklı ve cübbeli olan kişiye bir taciz, sözlü bir saldırı, başka bir şey olduğunu söylüyor. Şu görüntüleri izleyelim de onun üstüne konuşmak daha doğru. Verin sesimi de ben de izleyeyim. Neler var? Sesli neler var? Onu görelim. Mars söyleniyor. 29 Ekim bayramı coşkusu. Bütün şehirde yayınlanıyor. Ve şu anda görüntüler çekiliyor. Bu videonun en önemli ayıbı bu videoların çekilmesidir. Yani o sarıklı, cübbeli kişinin görüntülerinin çekilmesi. Burada tek ayıp budur. O videonun çekilmesi. O videonun böyle servis edilmesi, böyle konuşulması. Evet, yakınlaştı. Bak, arkada sevilen insana en ufak bir temas var mı? Ona dönük bir hareket var mı? Ben görmüyorum bu videoda. Ya bu kadar vicdan çağrıştıracak, vicdan muhasebesi yapılacak, televizyon ekranlarından ahkam kesilecek ne var bu videoda? Çünkü bunu söylediğinizde bir yerlere kafanızı da uzatmış oluyorsunuz. O kafanız okşanacak tabii ki. Saraylarda ağırlanacaksınız. Hani bunu söylediğinizde kendinize manevra alanı yaratıyorsunuz. Niye? O manevra alanında istediğiniz gibi, istenildiği gibi at koşturacaksınız. Habercilik yapmayacaksınız. Gerçek haberleri söylemeyeceksiniz. Bu videodan bu mu çıkıyor? Şu videonun çekilmesi ve bu kişinin böyle sergilenmesi dışında burada ne var? Tek bir tane müdahale var mı? En azından bizim bilmediğimiz başka bir video mu var? Üstüne mi işiyorlar? Kabataş'ta olduğu gibi. Deri eldivenli, deri yelekli, deri pantolonlu insanlar mı gelmiş oraya? O zaman da aynı şeyler yapıldı. Kabataş'ta. En sonunda çıkıp iktidara yaranmak için oradaki olayları gördüğünü söylemişti insanlar. Onlar da gazeteciyim diye hala geziyor ortalıkta. Bu görüntüler böyle. Şimdi bu görüntü üzerinden kesilen bütün ahkamlar, vay ne oldu? 29 Ekim bayramından sonra Müslümanlar tekrar bu ülkede zulme mi uğramaya başladı? Ya ayrıca bu vatandaş, o kişi, orada duran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Bu marştan mı rahatsız oluyor? Marş söylendiği zaman bu insan taciz mi edilmiş oluyor? Çok tuhaf değil mi ya? Hadi geçtim kılık kıyafet kanunlarını, şunları bunları, böyle ortalıkta gezmelerini geçtim. Bence kendi tercihidir. İsteyen istediği şekilde gezer. Ama biz isteyen istediği şekilde gezer dediğimizde aynı yaklaşımı göstermiyorsunuz. İsteyen istediği şekilde gezemiyor bu ülkede. Mini etek giymiş insanları her türlü kötülüğü yapabilecek olarak görüyorsunuz ya da gösteriyorsunuz. Onlara söylediniz. Yüzlerce video gösteririm burada. Mesele bu videoyu yarıştırmak değil. O söylediğiniz lafları toplu olarak bir araya geldiğinizde neler yaptığınızı, neler ettiğinizi söylerim. Ama benim kulağımda hep şu söz duruyor. Hala o adam Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Şu anda CHP'de olmasına rağmen. Ne demişti seçim döneminde? Bunların karıları, kızları bize helal. Siz bu vahşetlerin insanısınız. Siz bu vahşetlerden geliyorsunuz. Ve tekrar mağduriyeti oynamanın bir anlamı yok. Rahatsız olduğunuzu ben söyleyeyim. Neden rahatsız oluyorsunuz? Cumhuriyet Bayramı coşkusundan rahatsız oluyorsunuz. Atatürk'ten rahatsız oluyorsunuz. Ve en kötüsü de ne biliyor musunuz? Neden rahatsız oluyorsunuz? Bütün bu rant düzeniniz yıkılacak o. Umurunuzda değil bu insanlar. Müslümanlar, namaz kılanlar bilmem ne. Tek derdiniz bu rant düzeni. Bu rant düzeni yıkılmasın. Bu yağma düzeni yıkılmasın. Gerçek amacınız bu. Tabii ki buradan
yola çıkarak bir takım insanları, insanların duygularını oynuyorsunuz. Onlar da sazan gibi atlayıp vicdanlarını kiraya veriyorlar. Ama yetmedi mi artık vicdanıyla dövülmek bu ülkede? Sürekli vicdanımızla dövmeye kalkışıyorsunuz bizi. Önce kendi vicdanınızı sorgulayacaksın. Her olayda neler yaşandığını. Ensar'da niye sustunuz? Hala tarikat yurdunda çocuklara tecavüz edilirken susuyorsunuz. Hiçbir şeyiniz, sesiniz bile çıkmıyor. O zaman bu insan üzerinden duyar kazanlar, sesleriniz çıkmadı. O televizyonlardan yalan söylediniz. Yalanları anlattınız. Hürriyet Ensar olayında öyle bir şey, Ahmet Hakan Koç başlığında öyle şeyler yaptı ki o çocuklara bir kez daha tecavüz ettirdiniz. Unuttun mu sanıyorsunuz o manşeti? Aileler Ensar'dan şikayetçi değil manşetiyle çıktınız. Utanmadan sonra bunun olmadığını mahkemedeki belgelerle açıkladığında açıklayınca ertesi gün 3. sayfada küçücük bir şekilde özür dilediniz. Ama o gazetede bulanların gıkı çıkmadı. Hiçbirisinin gıkı çıkmadı. Şimdi vicdandı, gazetecilikti. Hadi bakalım. Yani Türkiye böyle, tuhaf ülke. Kimse gerçekleri söylemeyince her şeyi yutturacağınızı sanıyorsunuz. Devam edelim.